Efendim, Ankara Çubuk'tayız. Çubuk deniyor ama aslında yerlileri buraya Çubuk diyor. Çıtır çıtır o muhteşem salatalık turşusuyla meşhur. Ama sadece turşu değil, buğdayı vesairesi. Aslında hep başka birileri para kazanıyordu. Burada bir organizasyon yapılmış. O kadar mutlu oldum ki duyunca. Bir kadın kooperatifi kurulmuş. Çubuk birlik devam et. Çubuk Birlik Kadın Kooperatifi. Bu kooperatifteki bütün hanımları canı gönülden kutluyoruz. Efendim aman bulguru kaynatırlar. Bulgur kaynatıyor bu hatunlar. Selamun aleyküm. Yarma yapıyorlar. He? Canım benim. Başkan Salih Hanım. Evet, hoş evet. Geldiniz. Hanımlar hepinize merhaba. Selamun aleyküm. Yana yana yana. Bulgur kaynatıyoruz. Bulgur kaynatıyorsunuz. Evet. Bismillah. Buradaki hatunlar... Bir dakika çalıyorsun hayatım, olmaz. Dekoru yiyor. Hanımefendi pişti mi pişmedi mi diye tadıyor. Evet. Çocukluğundan beri yediğin bir şey tabii. Evet. Ne kadar lezzetli. Diş bulguru, diş hediye yapılırdı. Şimdi de hedik. Evet. Evet, özür diliyorum. Nasıl fikir çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Siz sofranızda ne ararsınız? En doğalı, en güzel ararsınız. Biz de böyle arayıştaydık. Doğal bulgur nerede satılır? Satın alalım derken buranın çok az üretim yaptığını ama tamamen de doğal ürettiğini gördük. Biz soframızda bunu yedik, tadına baktık. Herkes de tatsın bunu dedik. Ama tek başına da bunu biz üretip sofralara taşıyamazdık. Ne yapalım? Güç lazımdı. El ele verelim dedik, kadın gücü. Bravo. Kooperatifimizle burasını unutulmaya yüz tutmuş, artık sadece böyle tanıyan bilenin geldiği bir işletme oldu. Değirmeni yeniden hayata geçirdiniz. Evet, işlevi. Size bir taş değirmen göstereceğiz şimdi burada. Her türlü maddenin ununu çıkarıyorlar. Yani sadece buğday değil. Tabii ki. Şu anda bu iki kazanda ne tür bulgurlar var? Şey, buğdaylar var. Orada kunduru var. Evet. Bu tarafta normal mi? O da mı kunduru? Aynen, ikisi de. Ha, kunduru. Peki olacak. İş bu aşamaya gelene kadar ne yapılıyor? Yani toprağın hazırlanması, ekilmesi, gübreler ve onlar hariç size düşen kısım. Ayıklanıyor, yıkanıyor. Temizken kazana giriyor, kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan sonra asıl işlem İhbal Hanım. Güneşte kurutuyoruz. En büyük özelliği bu. Nerede kurutuyorsunuz? Özel alan yaptık onun içinde. Şurada. Tamamen evet, temiz. Tertemiz. Bir şekilde. Oo, evet. Üstünü kapatmışlar. Evet. Kuşlar girmesin diye kafes de yapmışlar. Kenarlarını teller. Kuşlar tabii sırf temizlik amacıyla değil. Kuşlar gelse bitirir. Hazır, oh yumuşamış. Geleneksel anneanne yöntemi diyelim. Yani eskiden herkes evde o sene kışın yiyeceği bulguru ürettiği yöntemle onun asla dışına çıkmadık. Normal kazanımızda kaynatıyoruz, güneşte kurutuyoruz. Ondan sonra değirmende, taş değirmende ama ezmeden, bulgurun özelliğini yitirmeden taş değirmende bulgur haline geliyor. Aynı zamanda un da yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, un da yapıyoruz. O yarma unu da yapıyoruz, tam buğday unu da yapıyoruz. Onların özelliği başka. İnsanlar size Instagram'dan ulaşabiliyorlar. Evet. Hepsinin adreslerini bulacaksınız Allah'ın izniyle. Bu kadınlar ordusu kaç kişi? 16 kişiyiz. 16 kişi. İçeriği merak ediyorum. Bir onun, ben de tadına baksam. Tabii ki. Hadi. Avcumu yakmayacak yani şekilde. Bir elinizle. Oh, çok sıcak. Anam senin elin mühürlenmiş. Yanmıyor mu senin elin? Kadın kaynayan şeye elini sokuyor ya. Ha, nasıl yapıyorsun bunu? Bize kalır değil mi bu hatundan? Şimdi bu hatunun çok hatıraları olduğunu biliyorum. Doğru değil mi? Evet, evet. Senin annen de bu işi yaparmış. Annem de, babaannem de. Biz geniş ailede büyüdük. Kaç kişiydi? Biraz bu tarafa gelir misin hayatım? Ha, ben geleyim senin yanına. Kendi gölgede duruyor. Oh, biz yanıyoruz. Çok evet. Aşırı girmesin. Adın ne? İsmim Naciye Çayırhan. Naciye. Evet. Geniş aile kaç kişiydi? Önce bir sindireyim. Yut. Helal olsun. Geniş büyük ailede büyüdük. Babaanne, dede, yengeler, amcalar, çocuklar derken. Geniş bir ailede büyüdük. Aynı işlemi biz hatta bir defasında rahmetli annem... İçine mi düşürdü? Hayır, rahmetli annem 11 çuval kaynattı bundan. Biz onu sırtımızda taşırdık, damlara sererdik. Dam mı yeter 11 çuvala evet, güzelim? Evet, bütün köyden çul toplamıştık biz. Allah'ım. Onları sermek için kuruttuk. Kaç kişiydiniz toplam? Toplam 20 kişilik bir aile. 20 kişiyi doyurabilmek için 11 çuval. Evet. Sonra peki nasıl ayrıldı aileler? Sonra çocuklar yetiştikçe herkes...
yuvasını kurdu ayrı ayrı. Ayrıldınız, ayrıldınız. Evet. İçeride çok güzel şeyler bekliyor bizi. Buranın meşhur tiriti var. Aynı zamanda hoşmerimi var. Ve yine içeride benim çok saygı duyduğum bir doçent doktor var. Mükerrem Bey, Mükerrem Şahin Beyefendi. Aslında galiba mihmandarlığını da Osman Bey ile Mükerrem Bey yaptılar. İkisinden de bilgi almak istiyorum. Çünkü birçok kişi birçok şey yapıyor. Ama Türkiye'de bir sıkıntı, bir araya gelme sıkıntısı değil mi, evet. Salih Hanımcığım? Evet. Yani o bir araya gelmeye kalkıştığın zaman sıkıntı oluyor. Vay sen çok kazandın, ben çok kazandım, ben çok yoruldum, sen az yoruldun davası. Biz bunu aşarsak ancak, ama tek bir şey rica edeceğim. Buyurun. Çok güzel ama onu inşallah bakır leğene koyalım. İnşallah. Olur mu? İnşallah. Ha, gerisini öyle koyalım ki tamam. İçim rahat rahat gideyim buradan. Tamam. İçeride çünkü hazırları var. Belki de kalmadığı için ona koydular. Doğru mu söyledim? Doğrudur. Evet. Doğrudur. Hadi bakalım. Bismillah. Çok güzel, otantik bir yer. Burası bir değirmen. Bir aile işletiyormuş ve bu aileye de destek olmak amacıyla kooperatife dahil edilmiş. Birazcık sonra Osman Bey bize anlatsın inşallah. Bu tatlı kim? Bu tatlı. Kolay gelsin. Miau. Aa, merhaba, adın ne senin? Adın ne? Fatih Erdem. Fatih mi? Tarık Erdem. Tarık Erdem, ben de Tarık duymaz, uydurur. Hiçbir şey uymuyor yani. Çok memnun oldum Tarık Erdem. Oh, temizledi, hadi bakalım. Merhaba teyzeciğim, nasılsınız? Sen kimsin? Anam Çakır Gözlü. Bu gözlerin varıncası. Kimin? Gözlerini gelinlerim. Ev sahibinin. Hay maşallah. Sen de bir şeyler üretiyor musun? Artık kenara çekildin mi? Çekildim. Kaç yaşındasın? 70'i geçtim. Maşallah, tebarekallah. Ama işleyen demir ışıldar. Çok eskiden bu değirmen için burada yıkama işlemi yapılıyormuş. Ama artık tabii çok fazla ürettikleri için çok temiz, hijyenik ortamlarda bu yıkama işlemi. Sen kimsin? Ben komşu. Ben komşuyum, konuşmuyorum dedi. Ama konuştun. Konuştun. Peki. Evet, selamun aleyküm. Oo, siz buradasınız. Değirmenin sahibi sen misin abi? Hoş bulduk. Geleyim mi içeri, burada gezdirir misin bize? Önce gezelim, ondan sonra oturalım. Olur mu? Hadi gel. Buyurun, mihmandarlık yapınız lütfen. Bu da, bu nedir, bu nedir? Höşmerim hazırlığı. Höşmerim. Çubuğun meşhur höşmerim hazırlığı. Höşmerim bize pişecek. Evet, pişecek. Allahu Ekber. Bir de bulgur pilavı yapılacakmış. Bir de tirit yapılacakmış. Gözlemeler, katmerler. Tertemiz bir değirmen. Kaç senedir yapıyorsun bu işi abi? 95'ten beri imalatçıyız. Maşallah. 72 senesinden beri değirmenciyiz. 95'te de bulgur imalatına başladık. Hayatı da değirmende öğüttün mü? Öğüteceğiz inşallah. Öğüteceğiz. Burası bulgur makinemiz. Bulguru burada yapıyoruz. Bulgur burada öğünür. Yukarıya çıkar. Orada kurutma yerimiz var. Binanın üstünde cam çatılı yer. Orada kurur. Kuruduktan sonra bu eleğimiz. Sınıflara ayıran eleğimiz. Eleğimiz üstünde ambar var. Ambardan bak yazıyor. Çorbalık, pilavlık, kısırlık. Evet, burada sınıflara ayrılaktan temizlenir. Ambalajlarının sevkiyata gider. Şunlara bakabilir miyim? Gel Salih Hanımcığım. Maşallah. Şimdi o, renkleri renk farklı. Evet. Neden bu fark var? Bu kunduru galiba, bu, değil mi? Sert buğday yarması. Sert şu. Bu, evet. Asurilik buğdayın bu. Biz bunu burada tanıdık zaten. Ben de bilmiyordum. İlk gördüğümde dedim ki bu olacak bulgur pilavı herhalde. Çünkü öyle sen. Bu yarmanın, aşurik, buğday dediğimizin esmeriymiş. Bunun çorbası daha lezzetli oluyor İkbal Hanım. Bundan da aşurik olur, bundan da aşurik. Bununla şey, pilav olmuyor. Neyse, şimdi ritüye takılırız, makılırız. Hani sarışınla esmerle alakalı bir espri var ya yani. Aynen. Bu esmerin tadı başkaymış, buna göre değilmiş arkadaşlar. Bu daha mı güzel? Kesinlikle. Siz, siz öyle değerlendirin, biz öyle değerlendiririz. Biz kaliteyi anlatırız, siz öyle anlatırız. Tamam, bu kalitede ne fark var yani, sadece bunda lezzeti mi? Öz özelliği vardır. Bu mesela kaynadıkça artım diye Anadolu tabirinde bir artım diye tabir vardır. Bu kaynadığı zaman artımlı olur yani, çoğalma kendi özeline göre çoğalır. Şişer mi? Şişer, dağılır. Bu biraz daha ona nazaran yumuşak kalır, az olur. Yani bunda atıyorum 5 litrede bir avuç kaynattığım zaman bunda 3 litrede mi ancak kaynatabiliyorum? Evet, o değere düşer. Bu? Bu da pilavlık bulgurumuz. Pilavlık bulgurumuz. Evet. Şimdi bir de meşhur olan daha iri bir bulgur var. Onu rica edeceğim. Olur mu? İnşallah. Varsa ondan biz da yap. Zaman zaman bulunur. İlerleyen zamanlarda olacak inşallah. O da köftelik. Bu da köftelik bulgurumuz. Bundan ayrılan ince bir cinsi.
İncecik. Peki hepsini aynı makine mi yapıyor? Aynı makine ayırır burada. Normalde öğütüldüğü zaman bunlar hep birleşik olur. Elediğimiz zaman onlar meydana çıkar. Eledim. Höllük eledim. Bu da yarma unumuz. Kendi imalatımız. Ne demek kabı, yarma unu? Un tarhanasında kullanılan ana madde odur. Tarhanada şimdi tam mevsimi. Ha. Un tarhanası. Normal tarhanada normal un kullanılmıyor mu? Yarma unu mu kullanılıyor? Bu yarma unu. Bir dakika teker teker konuşun. Tamam. Hangisi konuşacak? Yarma unu dediğimiz zaman kabuğu soyulmuş buğdaydan öğütülen undur. Ha, kabuğu soyulmuş. Buğdaydan öğütülen undur yarma unu. Normal un kabuklu mu yapılıyor? Normal un buğday direkt öğütüldüğü zaman o da tam buğday unudur ondaki de. Onun ruşeymi, muşeymi her şey içinde mi? Hepsi içinde. Hiç ayırdığımız bir şey yok. Taşın. O ruşeym de kansere karşı şifalı biliyorsunuz. Ama tabii onu iyi muhafaza etmek lazım. Onu da yabancı maddeyle temizlendikten sonra normal şekilde taş değirmeninde öğütülerekten tam buğday ismi verilen unumuz odur. Ha, o zaman ondan bir çuval almalı. Yetmez çok pahalı mı? Ha, sen benim tipime bakıp mı yetmez dedin? Yok. Ha ne demek istedin yani burada? Bir açıkla çok yani. Çok seveceksiniz onun için keşke fazlalaydım diyeceksiniz. Ben kilo vereceğim diye neler yapıyorum. Bir sen yemezsin zaten. Eşe, dosta, akrabalara, tavsiye ettiğin insanlara dağıtırsın. Dağıtın. Ondan dolayı az eğer gelirdi. Mahsuru yoksa fiyatını öğrenebilir miyim? Çünkü siz satıyorsunuz. Bulgurumuz 25 TL. Reyondaki paketliyle arada çok uçurum yapmayalım ki herkes tatsın istedik. Unumuz 20 TL. Hem yarma evet, unu evet. Hem normal un. Evet, evet. Kilosu 20. Bir çuval kaç kilo oluyor? 20 kilo mu? 25, 30, 50. İsteyene göre veririz yani. Şart değil yani. Standart ne değil. Ne kadar geçiyor. Oldu? Çok güzel. 25'lik, 50'lik, 10 kilo, 5 kilo ne kadar isterse. Bu arkadaki kilo. Çuvallarda gördüklerim neler? Onlar da bu ürünlerin devamı. Köftelik, pilavlık olan bulgur. Hazır yapılmış, istiflenmiş. Yani evet. Sınırlı sorumlu çubuk birlik kadın girişimi tarımsal kalkınma kooperatifi. Biraz uzun olmuş ama ancak okudum arkadaşlar. Bu kooperatiften başka bir şeyler de alabiliyorlar mı? Masaya doğru gidelim. Çünkü masada da yine bu yörenin çok güzel ürünlerini göreceksiniz. Burada da hemen bak haşlanan yarmayı getirmişler. Bakır derseniz bakır gelmez. Aa, işte bu. Hedik dedikleri, değerlendikleri budur biraz yani. Biraz daha tadına bakabilirsiniz. Şimdi normalde bu öğütülenler bu hale geldikten sonra mı? Nasıl, o işlem nasıl oluyor? İşte burası damın altındayız biz şu an. Kurutulan damın tam altındayız. Oradaki sistemimiz taşıma usulü değil. Direkt yukarıdan aşağı indiğinde makinenin içerisine geliyor bu kurumuş bulgur. Ha orada bir delik var. Evet. Aşağı. Aa çok ve güzel. Ve buradan bulgur olarak da buyurun hemen. Hadi gösterebilir misiniz çalışmasını? Kuru yok mu? Evet maalesef ama Allah! Burada da elek var. İnceliklerine göre en incesi buradan düşüyor, irisi buradan düşüyor. Çok güzel. Burası akıyor. Burada eleklerin inceliğine göre bu irisi, bu orta, bu da köftelik. Teşekkür ediyoruz. Süleyman abi nasıl yapıldığını göstermek için bir çuvalını bizim için feda ediyor. Normalde satacaktın. Hakkını helal et. Bunu yine satarız. Bu ziyan olmaz. Ben de zannettim ki ne olacak sana hediye ederiz filan diyecek zannetmiştim ama değil. Ama siz misafirliğin sonunu beklemediniz İkbal Hanım yani. Değil mi? Erken mi konuştum? Ah şu dilim, seni dilim dilim. Değil mi? Öyle bir söz vardı. Dilim dilim dilerim. Misafire hemen hediye edilecek şey verilirse hadi git artık demek gibi olur. Biz giderken hediye ederiz. Ya da müşteri, gelen misafir nasıl olsa aldım alacağımı deyip çekip gider. Değil mi? Peki, şimdi kadın kooperatifi ile alakalı sevgili Salihan'ın anlatacağı çok güzel şeyler var ama burada biraz gürültü çıkacak. O yüzden burayı da gör Ademciğim bak tertemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bas düğmesine tatlım. Ya Allah. Buradan pilavlık haber. Buradan köftelik öbür taraftan da çorbalık dediğimiz, isimlendirdiğimiz bulgur akar. Bu normal ufak amatör deliğimiz, bu da profesyonel. Bu amatör elek profesyonel oradaymış. Normalde evde eskiden
kalburlarla, eleklerle saatlerini alan işlem bu şekilde ayrılabiliyor. Kolaylaşıyor. Daha kolay, evet. Tabii o zaman da bunun tellerinin arası irili vesaireli değil mi? Normalde bu nereye? Bu oneleyi. Orada da yine bunun yaptığının aynısını manuel olarak yapıyorduk. Zamandan. Evet. Şimdi el işçiliğini makine işçiliğine taşıdık. Ama normalde üretmiş olduğumuz ürün yine de var. Evet, ama burada hani şu anda üstleri kapatılmış ama Adem arkadaşımız gösterebilir. Taş değirmen bunlar arkadaşlar. Uzaki değirmenimiz. Evet, hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu makinemiz o taraftaki. Taş o mu? Taş o. Ha. O da taş, un değirmenimiz de taş değirmenimiz. Tamam. Nerede göreceğim taşı? Bu tarafa gel. Bu alt döner taş, üstündeki de taş çalışabilir de yani, çalıştırabiliriz de. Hı, bunun içinde saklı taşlar. Evet. Burada bu tav makinesi dedim. Yani eskiden insanların elleriyle ısladığı, karmış olduğu bulgular ıslanmış olur. Burada makinene kalır, tekrar buraya aktarılır. Buradan dinlendikten sonra makine öğütür. Burada elevator makinenin ağzı elevatörün ucundadır. Bu elevator taşıyıcıdır normal anlamda. Hı hı. Yukarıya taşır burada büyüttüğümüz malı. Asansör demek zaten elevatör. Evet. Ha. Orada tekrar kurulmak için serilir. Yukarıda. Yukarıda cansızlı yere serilir. Orada kurduktan sonra öbür elek dediğimiz makineye aktarılır. Orada sınıflandırılır. Peki buradan mı çıkıyor? Tabii. Ha. Bak, burada makinenin şeyi burada bak. Bu oruktan akar, tamam. Motor buradan yukarıya taşır. Basınçla yukarı, evet, götürür. Allah Allah. Bu işçiliği, el işçiliğini makineye taşıma usulüyle kolaylık olsun diye böyle. Zamandan tasarruf, tabii, insandan, iş gücünden tasarruf. Evet, evet, şimdi artık biliyorsunuz içeride hoş merimin yapılacağını duyduktan. Un değirmenimiz de var arkada, taş un değirmenimiz. Bu tam burada üreten un makinemiz de var. İstersen orayı da gösteririz. Unun kilosu 20 lira. Kaç tabii kilo verecek acaba? Ha, şu taraftaki mi o da? Tabii. Her şeyin bir hadi onu da var, görelim. Yani. Tabii. Bu kadar emek. Şaka söylüyorum ya. Ben hiçbir yerden öyle beleş bir şey almam. Zorla verirlerse alırım. Ama misafirede ikram etmek ev sahibinin şey görevidir, vazifesidir yani. Estağfurullah. Hediyesi buraya kadar. Çok uzak yerlerden gelmiş bir misafir. Hediyesi gönderir mi? Bu iş olsun olmasın mesele değil ki. Estağfurullah. Şimdi onun üstüne bütün herkes ben misafirim diye kapıdan girerse görürsün gününü. Bir şey olmaz. Allah artırır onu inşallah. Değil mi? Tabii. Hikayesi var ya onun zaten. Evet. Un değirmeni de. Bu da mı taş? O da taş. Şunun burada, içinde. Buradan göstereyim isterseniz. Üstten görünüyor mu taşı? Görünüyor. Tam burada ürünü getirip buraya boşaltır. Tekrar aynı buradan sistem. Şimdi bir dakika. Buyur. Buraya hem sizin kooperatifin şeyleri, buğdayları geliyor. Hem de dışarıdan da gelen insanlarınkini de öğütüyorsunuz. Kooperatif getirdi değil mi ürünü? Ha. Buradan boşaltırız ambara. Ambardan tekrar elevatör oraya taşır. Kolaylık olsun diye. Tamam. Taşı görebiliriz. Bismillah. Ha, evet. Şimdi göründü. Amandım elini çek kız. Tamam. Yok, oraya kadar da dönmeye başladı. Evet. Net olarak görünüyor taş. Evet. Şurada. Işık tutayım mı sana? Tabii burada buğdaylar biçildi. Aslında kardeşimiz kendisi çekmiş buğdayları biçerken. Eğer bana görüntüleri verirse yayınlamakta isterim açıkçası. Ne kadar kapasitemiz var şimdi burada? Yıllık 100 ton üretebiliriz. Üretebilirsiniz. Evet. Marketler isterse yakında inşallah burada ismini söylemeyeyim ama herkesin daha uygun fiyata alışveriş yaptığı devletimizin kanalında da buranın ürünleri inşallah satılacak. İnşallah, onu inşallah. Onu çok gerçekten önemsiyorum. Çünkü biz yani de bu yola çıkarken aslında İkbal Hanım hani televizyonlarda, haberlerde kadınlar birleşmiş, kooperatif kurmuş. Bunun birçok örneği var. Yurdun öyle bir yerlerinde var ki ben onu izlerken inanın hiç bu işlerden haberim yoktu. Rabbim vesile kılacak işte. Burnumun direğin burası sızlardı. Ne güzel başarmışlar. Biz de bir şey yapabilsek, biz de başarsak hep bunu dilerdim. Şimdi inanın, bile gözleri doldu. Gerçekten öyle. Bunu gönülden söylüyorum. Kesinlikle hani samimiyim bu fikrimde.
Çünkü yani kadın isterse her şeyi yapar, başarabilir. Hayatının dönüm noktasını kadın belirler. Ben normal klasik bir ev hanımıydım. Bunu özellikle anlatmak istiyorum çünkü vazgeçmemek gerekiyor. O zaman bunu daha gerekiyor. Aydınlık bir yerde anlat tabii bence ki, olur mu? Arkada bir sürü de hanım var, onlarla da hem konuşalım. Evet. Bir ev hanımıydım dedin. Evet. Öncelikle kendimi tanıtayım. Birazcık daha geri gel ışık değil mi? Böyle daha iyi. Ankara'nın Solfasol köyünde doğdum. Manevi bir yer bizim için biliyorsunuz Hacı Bayram, Hacı Bayram Veli Hazretleri. Doğduğu eve çok yakın mesafedeydi evimiz. Tamamen köy usulü yani ananelerimizin yetiştiği gibi bir şekilde yetiştim. İlkokulu bitirdim. Halbuki şehir merkezi aslında kesinlikle, orası. Kesinlikle öyle ama hala da o şekilde gidiyor. Yaşatılıyor. Örf çok güzel. Örf adetlerine bağlı bir yer. İlkokulu bitirdim. Ailem dedi ki okumayacaksın, oturacaksın. Ana. Evet. Annen de buradaymış. Annem babama gücü yetmedi. Kız evet. Niye okutmadın bu kızı? Gel o tarafa gidelim mi? Olur. Dur hayatım senin koyduğunu görelim oradan sonra içeri geçelim. Tabii ki hayatta vazgeçilmemesi gerektiğinin bir örneğiyim ben. Hatta bir arkadaşım Azmin kanatsız meleği dedi bana. Vay. Çok hoşuma gitmişti. Zaman aldı. Hiç pes etmedim. 15 yaşında nişanlandım, 17'de evlendim. 10 yıl ikvalanım. Dile kolay 10 yıl eşime her açık öğretim sezonu başladığında başının etini yedim. Ne olursun okuyayım. Lütfen ne olur. En son dedi ki tamam. Yeter dedi. Bence o zaman sen avukat ol. Yeter hakim demedi. Hakim de der ki tamam yeter sen kazandın. İkbal Hanım keşke yeter deseydi şart sundu. Bir kere bile sınıfta kalırsan okumaya devam edemezsin. Lise için izin istemeyeceksin, liseyi okumayacaksın, ortaokul oku da sus. Haddini bil. bak. Ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? İki kızım var, büyük kızım ilkokul 5'e gidiyor, sınıfta kalma dedi ya. Küçük kızı bebek arabasına uyuttum, onunla her gün okula gittim. En arka sırada ders işledim. Sınıfta hiç kalmadan... Çocuğunun okuluna gittin. Evet. Seni bedavadan eğitim almış teneffüste arkadaşlar. Teneffüste bütün öğretmenlere ikramlar yaptım. Onlarla kantinlerde çay içerken matematik çözdüm. Çünkü beynime odaklamıştım. Ortaokulda kalmak yok. Liseyi nasıl okudum? Nasıl? Eşim lise bir terkmiş. Önce onun işlemleri yaptırdım. Onu okula yazdırdım. Kendi okurken arada kaynadım İkbal Hanım. Şu an üniversite mezunuyum. Evet. Ne okudun? Halkla ilişkiler tanıtım. Oo, benim okulumdan. Evet, Atatürk Hay Üniversitesi. Allah. Ya hedef koyalım, hayal edelim. Rabbim nasip ediyor İkbal Hanım. Tabii burada duayı, biz gayretimizi göstereceğiz, tevekkül edeceğiz, teslim olacağız. Ondan sonra da Allah ol derse olur. Peki. Yani şu bireysel gelişimle alakalı hani kitaplarda sevgili arkadaşlar güneş gözüme geliyor kusura bakmayın. Sen yaparsın, sen edersin filan. Tövbe estağfurullah. Allah izin vermedikçe ben şu göz kapağımı açıp kapatamam. Yani hiçbir şekilde Allah'ın izni olmadan bir şey olmaz. Bunu gençlere anlatmak lazım. İnsanların egosunu öyle bir şişiriyorlar ki ben yaparım. Sonra ne oluyor? Tak! Bir heyecanlanıyor, bir karnına ağrı giriyor o. Bütün deneme sınavlarında dereceye giren çocuklar bir de bakıyorsunuz açıkta kalabiliyor. Aradan yani Rabb'a burada bir savaş var. Tak çekecektim. Niye kedilere engel oldun hocam ya? Seni kutluyorum. Şu anda peki çalışıyor musun? Halkla ilişkiler yapıyor musun? Nerede yoksa kooperatifle mi ilgileniyorsun ben sadece? Ben halk eğitimde el sanatları hocalığı yapıyorum. Öğretmenim. Ne öğretiyorsun? Evin içinde dekoratif amaçlı görmek istediğiniz her şeyi. Keşke getirseydin buraya da biraz. Gideceğiz İkbal Hanım sürprizlerle doluyuz. Bugün maşallah. Standımız var. El sanatları tamamen el üretimi ürünler. Şu an en popüler ürünümüz soğuk porselenli güller, çiçekler yapıyoruz. Fincanlarımızı süslüyoruz. Görmenizi isterim. Bir şey daha. En önemli şeyi söyleyeyim. Benden daha çok konuşan birini bulduk arkadaşlar. İkbal Hanım benim size örnek aldım hayatta. Ah canım benim. Üzüldüm senin adına şimdi. Şimdi... Gerçekten evliliğin bize... devam ediyor mu? Evet. Ha, oh Allah'ım şükürler olsun. O konuda beni örnek alma mümkünse. 28 yıl elhamdülillah. Kaç yaşındasın? 28. 45. Pardon. Maşallah. Bir torunum olacak bugün yarın haber bekliyorum. Yeter bu kızı kıskandım bunu artık konuşturmayalım arkadaşlar. Niye böyle oldun? Sebep? Kızımın ben kitap satın almayı bilmiyorum. Nasıl? Takvim görsem okuyorum ama bir kitapçıya gidip kekeliyorum ne diyeceğim nasıl kitap alacağım. Kızımın öğretmenine dedim ki bana bir kitap önerin.
Ömer Seyfettin oku dedi. İnanın onu aldım okudum. Tat vermedi ama okudum. Okumak için okudum. Sonra bir gün sizin kitabınız karşıma çıktı. Tövbe sarı, Ömer Seyfettin'in yanında ben kimim ki? Ben edebi bir şey yazmıyorum. Aman diyeyim Allah arkadaşlar. Hayır, hayata bağladınız. Öyle bir dönüm noktasıydı ki o gün dönüm noktam oldu. Şöyle sizin de ortaokuldan sonra okumadığınızı, dışarıdan okuduğunuz bu dışarıdan okumalardaki... Lise 2'den terki. Evet, işte liseyi sonradan ama hani orada nokta konmaması gerektiğini sizden öğrendim. Çok şükür. Çok şükür. Ben açık öğretimde teknoloji, Bismillahirrahmanirrahim, merkezin adını birazcık sonra hatırlarsınız. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde o ders veriyordum. Fizik, kimya, matematik işte hocaları var. Çok olurdu sima olarak. Ben işte felsefe, iletişim, rehberlik derslerine giriyorum. Oh, kızardı bile bu arada. Evet, dikkatim evet. O yüzden dağılıyormuş. Koku benim dikkatimi dağıtıyormuş. Evet. Maşallah. Ne kadar zamanı kaldı? Bir beş dakika sonra. Orada işte dışarıdan liseyi bitirdiğimi söyleyince, görüyorum senin çektiğini. 11 bin kişi bana mesaj yazdı. 11 bin kişi dışarıdan bitirme sınavlarına girmiş. Bir senede. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar mutlu oldum. Hayatım bundan sonraki aşamada mutlaka göster. Arkamda gelmiş ama merhaba deme fırsatım olmadı hocam. Esselamu aleyküm. Nasılsınız? Esselamu aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Doçent Doktor Mükerrem Şahin hocam. Evet. Fitoterapi uzmanı. Evet. Çok şey söylemem lazım. Benim önce sizi konuşturmuyorum. Yok, çünkü o kız çok konuştu hocam. Tamam. korona geçirdikten sonra hafızam resmen yok oldu gitti diyebilirim. Tam böyle konuşuyorum. Gençlerin kal geldi dedikleri olay var ya. Bir şey anlatıyorum. Kal geliyor. Ben ne diyordum diye kalıyorum. Ama hocam borla alakalı o kadar güzel şeyler yapmış ki laboratuvarında. İkbal Hanım şunu kullanın dedi. Allah razı olsun. Yani çok şey borçluyum size. Ya, teşekkür ediyorum. Buradaki emeğiniz çok büyük. Asas onu söylemek istiyorum. Yani tabii ki biz şimdi akademisyeniz ama bölge Çubuk bölgesi. Bizim üniversitemiz de burada. Çok yakın. Tabii ki üniversitenin burada bir faaliyette bulunması, sosyal faaliyet için olması lazım diye düşündüğümüzden biz burada kadın kooperatifini örgütledik. Kendimiz örgütledik. Yani Çubuk Kadın Kooperatifi. Örgütledik deyince millet yanlış anlaşıyor. Yani şöyle kurulmasına beraber işte Osman Bey sağ olsun öncülük ettik ve dedik ki biz kadın kooperatifi kurarız. Yani kurdururuz, onlara destek oluruz, akademik olarak yanında oluruz. Belki Türkiye'de hiç olmayan bir şey. Üniversitenin içinde olduğu bir kooperatif yaparız ve Ar-Ge yaparız onlara. Nitekim şimdi kadın kooperatifine Ar-Ge ürünleri yapmaya başladık yani. Ve o kadar güzel bir müjde vereceğim ki şimdi size gelirken Osman Bey anlattı. Allah razı olsun. Bir aile de yine kooperatif üyelerinden sadece bal üretiyor. Düşünün. O güzel muhteşem balların propolisini hocam evet. eritiyor. Evet. İçine sadece propolis değil başka arı sütü, polen türü katkılarla bir enerji takviyesi olarak da yeni bir ürün ve doğal bir ürün kooperatif adına üretiyoruz. Kooperatif yani. Adına ondan mutlaka alın ki bundan sonra inşallah hiçbirimiz hastalanmayalım. Yani propolisimizin kaynağı belli. Yaptığımız teknik arı sütünün belli. Öyle olunca dedik ki bunu niye değerlendirmeyelim? Bu böyle yörenin olsun. Kooperatif adına bunun da işte üretimini yaptık. Şimdi kooperatif bunu tanıtmaya çalışıyor yani. Bir dakika ne oldu? Daha bitmek üzere şimdi tam. Biraz daha kızarsın. Tiride de buranın yine içinde bulunduğumuz değirmenin sahibinin aynı zamanda tandırı varmış. Müthiş ekmekler yapıyorlarmış. Evet. O ekmeklerden buranın meşhur yemeği tirit. Tiridine bandım. Bunun içinde neler var? Kim anlatacak? Kim yaptı bunu? Kim anlatacak? Annen görünmek istemiyor. Bari sesiyle konuşsaydı. Kıyma var gördüğüm kadarıyla. Soğan var. Ne var? Sen anlat kız. Soğan var, kıyma var. Yumurta. Yumurta var. Nasıl? Evet, yumurta kırıldıktan sonra su giriyor. Nasıl? Evet, soğanı, kıyması kavrulur. Suyundan önce yumurtası da atılır. Yumurtalı bir su. Yumurtalı su. Evet. Proteini yüksek, bol besleyici. Ekmeğin aslında ilk yapılışı. Dokunabilir miyim? Tabii ki ekmeğim. Ha, çok sert bir ekmek mi dedim? Ama içi böyle tandır. gözenektir. Ha. Şey ekşi mayayla mı yapılıyor? Evet. Nohutla, nohut ekşisiyle. Bunu ısındıktan sonra onun üstüne dökeceğiz. Evet. Elini yalnız korkak alıştırmayacaksın bunu kesinlikle, dökerken. Tamam kesinlikle. Bol.
Bu da olmak üzere hoşmerim. Evet, hoşmerimin evet. Acaba ilk kim yaptı hikayesini biliyor musun? Vallahi şey, halk arasından duyduğuma göre herhalde evde yiyecek olmayan birisi bunu karıştırmış bir şekilde akşam eşine sunmuş. Hoş mu erim diye sormuş herhalde. Ha kocacığım hoş mu? Hoş mu erim anlamında ha. Oradan kaldı diye öyle bir duydum. Evde ama de hiçbir şey yok ki. Evde ne? Süt kaymağıyla un değil mi? Evet ha. Sütle evde un. Evde hiçbir şey yok ama süt var, kaymak var. Tabii. Un var, tereyağı var. Yani yemek anlamında bir şey yokmuş. Bunu üretmiş herhalde. Akşam da eşine sunmuş. Hoş mu erim diye. Adam da hoş oradan, demiş. Herhalde oradan kalmış. Hoş öyle eşim bir duydum demiş. Ama ne kadar gerçekliliği var bilemiyorum. Hoş merimi tabii Türkiye'nin birçok yerinde yapıyorlar. Peynir hoş merimi yapıyorlar. Evet öyle. Ondan sonra ballı yapıyorlar. Ben Türkiye'nin dört bir tarafında defalarca çekim yaptığım için biliyorum. Bu yörenin de toz şekerli yeniliyor. Beypazarı tarafı da öyle galiba değil mi? Ballı evet. Da yeriz. Ballı da yersiniz. Evet. Ben tabii yemekleri görünce sizi orada öyle bırakıp geldim mi? Hakkınızı helal edin. Nerede kaldık? Şimdi biliyorsunuz Ar-Ge ve inovasyon çok hızlı Türkiye'de gelişiyor. Tabii üniversiteler bunun lokomotifi olmalı. Üniversiteler hem sanayinin içinde olmalı hem halkın içinde olmalı. Bizim felsefemiz böyle. Ah keşke bütün yani, üniversiteler yani. Öyle olsa. Odasından çıkmayan, çok özür diliyorum. Yani. Odasından çıkmayan öğretim görevlileri görüyorum. Yani çok yani, üzücü bir şey. Ve tabii Türkiye'de bu henüz daha %10'larda dediğiniz gibi. O yüzden üretimdeki yani gelişmeler çok hızlı gelişme kat edemiyoruz. Biz üniversite olarak böyle sivil toplum örgütü olan kadın kooperatifi üniversitenin de ismini söylemedik. Ankara Yıldırım Beyaz Demir'i söyleyebiliriz. Mahsur yok tabii ki. Olarak burada hem yeni bölümler açıyoruz şimdi biz. Orada tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü açıyoruz. Öğrenci çok yetiştireceğiz. Güzel. Hem orada yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda staj yapma imkanı sunacağız. Hem öğreteceğiz. Hem şimdi değişik aromatik ve tıbbi aromatik bitkiler ektireceğiz. Onların ekstreleri ve yağlarını çıkaracağız. Biz öncülük edeceğiz. Kooperatif de bunu öğrenmiş olacak. Bu sayede yaygınlaşacak. Tabii Çubuk yöresi için domates çok etkili. Çok lezzetli. Lezzetli ve güzel. Domatesten de elde edilen çok değerli bir fitoterapi ürünü var. Dünyada likopen mi? Likopen nedir? Var. Likopen. Ben tabii o likopenin projesi bizim patentli ürünümüz aslında. Onu bir proje olarak şimdi kooperatifle birlikte yapmak istiyoruz. O zaman Çubuk kooperatifteki yöresinde. Hatunlar da sizin eğitimlerinizden alacaklar. Faydalanıyor. Tabii. Çok güzel. Bu hem öğreniyorlar hem öğretiyoruz hem de öğrencilerimizi buraya katıp öğrencilerin de deneyim kazanmasını sağlıyoruz. Burada oluşturulan bu örgütleşme sırasının sayesinde hem ekonomik katkı sağlıyor kadınlara, herkese kapımız açık. Şu bir gerçek hocam. Üniversiteden mezun oldum. Ben Ankara Üniversitesi'nden mezunum. İnanın hiçbir şey yapmadık. Dışarıda uygulama yapmadık. Üniversiteden mezun olduğumda çok büyük bir otelin Halkla İlişkiler Müdürlüğü teklif edildi. Ve ben kendime asla güvenmediğim için, çünkü nasıl yapılır bilmiyordum, kabul edemedim. Yani bu o kadar kıymetli ki uygulamada da çocukların, gençlerin bunu görmüş olması şimdi çok kıymetli. Üniversitemizin Çubuk'ta bir yerleşkesi var. Orada bizim 30-40 dönüm böyle bahçemiz var. Oo. O bahçe içinde bunları ektiriyoruz böyle küçük küçük. Hem öğrenciler ekilmeyi görüyor, hem çok izliyorlar. Güzel. Ondan sonra da ürünlerin nasıl çıkacağını öğreniyor. İşte o öğrenen o gençleri de burada ticari hayatın içinde olsun istiyoruz. Süper. Ve şimdi Trit'in suyu oldu. O da oldu. Onu da ters çevireceğiz. Hadi bakalım bismillah. Amanın. Tutacağını bile getirmiş evden. Ya Allah. Oh. Amana yakmasın orayı. Yakar yakar tabii da. Üzerine şimdi toz şeker. Kaşıkla şöyle yukarı kaldırayım şöyle her kamera iyice görsün. Yo yo pudra şekeri olmaz. Bunu yerken çıtır çıtır ses çıkacak hocam. Sen de hiç ağzının tadını bilmiyorsun o zaman hocam. Gerçekten mi? Aa. Ben Rabbime nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Biraz dağıtır mısın onu? Çünkü her gittiğim yörede hiç hoşuma erim diye yapan olmadı mı hocam size? Allah'ım inşallah en güzel ama mamaları şöyle, yedirtirsin. Biz tabii peynirli görmüştük birkaç kez. Burada şekerli bir defa. O işte Trakya, evet Balıkesir tarafında. Hadi bakalım şimdi de Allah'ın izniyle içeri bunu dökelim. Burada dökelim. Heh, bismillah. Elin yanmaz değil mi? Yanmaz. Elin yanarsa bu tencereyi de oraya götürelim orada koyalım. Peki. Ah, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanı kavurmuşlar. Evet, evet. Soğanı, bak. Kıymasını, baharatını. Baharat olarak ne koyuyorsunuz? Evde olanlar karabiber, pul biber, toz kırmızı biber,
Aslında kıyma notu deriz. Ne? Çemen, baharat, kıyma. Ha, boy otu değil mi? Çemen otu. O pek yazın tavsiye etmiyoruz. Aman o kadar şifalı ki. Hele bir fitoterapistin yanında da konuşmak çok şey ama yani boy uzatıyor değil mi? Resmen eklemlere onun özel... O bizim olan galiba bu kadar bol koyduğuna göre. Ha? Hepsine yetecek İkbal Hanım. Azıcık hepsini... da suyundan koy kız. Hemen. Onu da siz koyun İkbal Hanım. Buyurun. Yok tamam. Ben onu direkt alayım. Tamam, ne olur ne olmaz. İşi garantiye alacaksın hocam. Evet. Yeter yeter. Ha canım. Bana kooperatifle ilgili teklif geldiğinde Osman hocamız, değerli hocamız söylediğinde... Osman hocamı da mı görmek istiyorum? Evet. Niye ona kamera tutturuyorlar? Evet. Rüzgar Hanım tutsun o kamerayı. Şimdi hemen gel beni buraya lütfen. Evet. O zaman sen tut. Bir noktaya da ben halk eğitimde el sanatları hocasıyım. Sınıfımızda biz üretiyorduk ama hanımlar pazarlayamadıkları için ikinci, üçüncü ürünü yaptıktan sonra ben gelmiyorum hocam yapacak bir şey yok. Çünkü kazanmıyor. Kazanmıyor. Buyurun Osman Bey. Şimdi. Ne dedi? İnanın çok dersin olur. Ortasındaydım. Bir gün telefon açtı. Bir kadın kooperatifi kuruyoruz. Başkan olur musun? Evet dedim. O saniye hiç düşünmedim. Neden? Nereden buldunuz hanımefendiyi? Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'nde yüksek okul sekreteri olarak görev yaparken o zaman biz Gazi Üniversitesi'nden devralmıştık orayı. Öğrencilerimize dersin dışında ne yapılabilir? Farklı etkinlikler neler yapabiliriz? Ne güzel ya böyle düşünen insanların olması. Bu anlamda Salih Hanım'ı davet ettik, duyduk. Kendisini davet ettik. Orada evet. Çok güzel ürünler ortaya çıkarttık. Hatta Güney Kore Büyükelçiliği ile birlikte sergi yaptık. Onlarla beraber güzel bir çalışma yaptık. Akabinde Salih Hanım el sanatları noktasında Çubuk'ta tanınan, bilinen bir isim. Şimdi tabii onu da altını kapatalım isterseniz. Salih Hanım'a teklif ettik. Onun dışında en büyük tabii bu anlamda destekçim eşim. O da el sanatları nerede? Öğretmeni. Çekim yapıyor. Alalım. Gel hatta, hayatım niye öyle? Lütfen gelir misin? Şimdi, burada Adem Bey'in dışında kimse çekim yapamaz. Yasak. Şöyle söyleyeyim. Bu güzel hatun eşiniz ha maşallah. Evet, eşim, siz de el sanatları hocasınız. Evet. Niye karını başkan yapmadın hocam? Şöyle bizim ufaklık var 2,5 yaşında. Ba. Gerçekten çok yaramaz. Öyle deme. Ya, hareketli diyelim. Hareketli. Şimdi şöyle eşimin az önce Salih Hanım hayat hikayesini anlattı. Siz anlattınız. O da işte ilkokul sonrasında biraz beklemiş. İşte dışarıdan falan derken hızını alamayıp iki üniversite ve yüksek lisans yaptı. Kim o? Tamamladı eşim. Başka kadını yok mu konuşacağımız? Hani dermiş ya. Hanım insanları çok severim, benden üstünleri çok sevmem. Hayır, gurur duyuyorum gerçekten. Maşallah. Ah çok acıdı kız. Ben sana seni seviyorum diyorum. Sen bana bastırıp. Ama ben de temizledim yüzünüzü. Siyah olmuş. Ne yaptın? Neyin master'ını yaptın? Ben de kamu yönetimi siyaset bilimi. Maşallah. Artık içeride hoşmerim oldu ya bunu da götürüyoruz. Masa başında konuşalım. Şekerim düştü kıskançlıktan. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sen misin gelen? Hoş bulduk. Hükümet gibi bir kadın oturuyor burada. Evet. O tarafa geçebilir misin ben senin yanına geleyim? Kimdir bu hatun? Bu hatun buranın halkından. Buralıyız. Adın yok mu? Adım Melek. Melek. Evet canım. Melek kimin annesi acaba? Saliha Demir'in annesiyim. Maşallah. Başka çocuk var mı? 5 tane çocuğum var. Oy maşallah. Evet. Tebarekallah. 3 tane oğlan, 2 tane kızım var. Kızım var. Peki arkadaşlar lütfen kooperatif üyeleri gelsin. Kooperatif üyeleriyle lütfen konuşmak gelsin. İstiyorum. Allah aşkına. Ben Filiz Şahbudak. Osman Şahbudak'ın eşiyim. Gazi Üniversitesi El Sanatlar Öğretmenliğini bitirdim. Açık öğretim kamu yönetimi bitirdim. Siyaset bilimi kamu yönetiminde de yüksek lisans yaptım. Maşallah. Ben de kadınlar kooperatifine üye oldum. Büyüyünce ne olacaksınız? Bir doktor olmak isterdim ama çok geç kaldım. Çünkü birçok eğitim alınca gerçekten evet. Acaba aslında yurt dışındaki sistem müthiş Avrupa'daki. Kişinin neye eğilimi varsa 6'şar ay Hollanda'da mesela meslek yaptım diyorlar. 6 ay sen diş hekimi mi olmak istiyorsun? Diş hekiminin yanına veriyorlar seni. Sen orada iyice görüyorsun diş hekimi ne yapar ne eder. Ben bunu gerçekten yapabilirim diyorsan diş hekimliğine. Mesela bir Mükerrem Bey yurt dışını benden çok daha iyi bilir. Siz de anlatın ama gerçekten en keyif aldığınız hangisi peki aldığınız eğitimlerden? Sanat seviyorum evet. Evet iyi ki de üniversite öyle okusun. Mimar olmak isterdim zaten hazırlanıyordum. O zaman YGS vardı değişince açıkta kaldık biz yetenek sınavıyla alıyorlardı. Geleneksel el sanatları öğretmenliğinde de 31. oldum 30 kişi aldılar.
Ondan sonra öğretmenliği okudum. Çok şanssızlıklar yaşadım. Olsun. Sonu güzel olmuş. Evet. Yani insanlar biliyorsunuz geminin yolda karşılaştığı problemlere bakmaz. Limana geldi mi gelmedi mi? Önemli olan o. Geldim. Siz limana gelmişsiniz. Geldim. Peki bir kooperatifteki göreviniz nedir? Ben de yardımcıyım. Başkan yardımcısısınız. Evet. Kendiniz de o el sanatlarından üretip yapıyorum, satıyorsunuz. Ben de öğretmenlik yapıyorum belediyede. Hı-hı. Bu sene başlayacağız inşallah. Bu kooperatif bünyesinde işte ne bileyim bulgurun, unun vesairenin dışında işte propolisli, arı sütlü şeylerin dışında siz el sanatlarından da örnekler yapıp satıyorsunuz. Tabii. Şimdi yeni projemiz Tokat'ın unutulmayı tutmuş sanatı var. Ihlamur baskı, taş baskı. Ha, onu bilmez olur muyum? Çekim yaptım. Evet. Şimdiki projemiz giyilebilir sanat yapalım istiyorum ben. Çok hem güzel. Giyim sınıfları da kazansın. Ben dekoratif amaçlı süsler vesaire yapıyorum, tablolar yapıyorum ama niye bunları giyim sınıfımız da kazanmasın? Baksanıza Mükerrem Bey'in yakasındaki çiçeğe acayip kıskandım. Yani estağfurullah, o sizin yakanızda güzel, ne kadar güzel. Ha, kolyeniz. Siz mi yaptınız bunu? Evet, hamurla. Soğuk porselen hamuruna kadar kendimiz elimizde hamur yapıyoruz. O hamurda renkler, şekiller, nazar boncuğu bile hamurda. Peki. Öyle. Hamurdan gözleme yapıyorlar. Efendim. Şunun bir tadına bakabilir miyim? Müsaade eder misiniz Adem Bey? Hani çünkü şey yapacağım, güzel olmuş mu olmamış mı? Yani başka bir niyetim yok yani. Hani bakalım yapabilmiş mi? Bismillah. İşin piri orada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Bu ses çıkmak zorunda işte hocam. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evet. Zaten şey pir dediniz ya, çok güzel sirkeler üretiyor. Alıç sirkesi. Kooperatiftesin değil mi sen de? Evet evet. Evet. Peki sulu mu susuz mu sirkeler yapıyorsun? Su katıyoruz ama meyveyle aynı birebir. Meyveyle suyu birebir oluyor yani. Yani bir kiloysa bir kilo da su. Limonu ve elmayı susuz yapan arkadaşlar da gördüm ben. Ünye'de. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde mideniz kaynamıyor su katılmadan yapılmış sirkelerde. İnşallah onunla tanıştırayım sizi. Nasıl yapıldığını siz de oradan görmüş olun. Bir de onları katın inşallah yelpazenize. Evet, bu hatun kim? Hem Bircan. Bircan. Halk eğitimde görevliyiz. Kooperatiftesin. Evet. Kooperatifki görevin nedir? Yardımcıyız işte. Yani orada üretime katkıda bulunuyoruz. Öyle. Evet, ben içine kapanık bir insanım. Çok konuşmayı sevmem. Evet. Ben işimi yaparım kardeşim. Evet. Mikrofonu da benden uzaklaştır demek istiyor Bircan. Hayır, konuşturacağım Bircan'ı. En çok keyif alarak yaptığın şey ne? Her şey. Yemek yapmayı falan çok severim. Evet. Sen el sanatları mı ne? Görevin ne? Görevim orada el sanatlarında. İşte o çiçeklerden falan yapıyoruz biz de. İğne oyası falan yaparım. Yani o kadar sıradan anlatıyor ki iğne oyası yaparım. İğne oyası o kadar zor bir şey ki yani evet. Bu kadar ya yaparım. Bildiği için ona basit geliyor. Evet. Ya yani hayır lütfen kendini. Bak biz üniversitede, sen de halkla ilişkiler okudun. Bir kitap okutturdular bize. Kitabın adı ne biliyor musunuz? Cilalı İmaj Devri. Yani sen ne yaparsan yap, eğer onu cilalayıp da göstermezsen satılmıyor. Yani buradaki hanımların hepsi turşu yapıyordu değil mi? Hepsi efendim yarma yapıyor, bulgur yapıyor vesaire. Ama iş onu yapmak olduğu kadar zor olan onu pazarlamak, onu nihai tüketiciye ulaştırabilmek. Sen neler yapıyorsun peki tatlım? Sen uzaktan seyrediyorsun. Ben bunların bekçisiyim. Bir bekçi lazım bunlara. Ha. Bir yönetici lazım. Ben de bunları yönetiyorum. Işte elimde böyle. Sopayı alıyorum. Evet. Evet diyor. Çocuklara yardım ediyorsun. Sen soruyorsun, ben de söylüyorum. Ne yapayım? Peki buranın yerlisisiniz. Tabii biz buranın yerlisiyiz. Evet. Burada Hatta peki yazalım. Eskiden beri yapılan yemeklerin hepsi şimdi yapılıyor mu? Unutulanlar var mı? Yapıyoruz genelde böyle özel günlerde. En meşhuru yapıyoruz. Ne? En meşhuru höşmerim. Onu yedim. Başka? Başka her şey yapılıyor burada. Homaça et yapılır mesela. Ne? Düğünlerimizde. Adı ne? Homaça etimiz meşhur bizim. Homaca et. Evet. Evet. Düğünlerde. O niye yok homaca et? Burada yok şimdi. Tritimiz güzel. İşte bana şimdi kıymalı var. Bir şey verdiniz. Homaca et neydi? Homaca et mi dedi? Homaca et. Gözlememiz meşhur burada. Ketemiz bak, ketemiz vardı. Aa, kete vardı. Nerede? Hemen. Ekmeğin yanındaydı kete. Bir de o keteyi yoğurtla yiyorlar burada arkadaşlar. Yoğurda bandıra. Bir de orada bulgur pilavımız var. Sen mi yaptın Osman abi? Ben yaptım desem yalan olur. Ama biz destek olduk üretilmesinde.
bulgurun. Ya, bu aşamaya gelmesinde. Evet, peki. Yani ben işin organizatörlüğünü yapıyorum. Maşallah. Hanımları bir araya getiriyorum. İşte her satış. Hedef ne hocam, hedef? Hedefimiz her sofrada doğal ürünler tüketilsin. Yani bu bulgur olur, bakliyat olur ve diğer ürünler. Sebze olur, meyve olur. Yani hedefimiz büyük. Yani yolumuz zorlu ama yola çıktık Allah'ın izniyle. Hanımları gördünüz. Hepsi de eğitimli. İşin ilginç yeri ne biliyor musunuz Osman Bey? Birçok erkek hanımını pasifize etmeye çalışırken aman hani çok ön plana çıkmasın, eli ekmek tutarsa beni boşar. Çünkü maalesef birçok kooperatiftekiler para kazanmaya başlayınca boşanmalar olmuş. Bunu töbesta, evet öyle teyzeciğim, maalesef. Bunu duyan erkekler eyvah bizim karılar da elden gider mi diye korkuyorlarmış. Ama burada eşler destek veriyor ve işin içindeler. Dolayısıyla burada çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Türkiye'de ilk buyurun. Var. Türkiye'de bir ilk var. Burası bir kadın kooperatifi. Ama resmi olarak kadın kooperatifin üyesi ve başkan yardımcısı da bir erkek. Yani resmi içindeyim yani. Türkiye'de ilk defa. Onu da bakanlık önerdi. Biz tabii Ar-Ge desteği verirken, hocam siz niye kooperatife girmiyorsunuz? Dedi ki burası kadın kooperatifi, yani biz girebiliriz. Ne işimiz var? Hayır dedi ki, işte 3'te 1'e kadar bir olan var. Girebilir erkek dedi. Hiç sizden başka yok muymuş? Hiç yok. Allahu Ekber. Siz peki, ilklerin adamı olarak. Hep. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Buranın kadın kooperatifini erkek üyesi olarak. Evet. Destek veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Artık bizim hoşmerimi tattık. Triti tatma zamanı. Kolay gelsin. İnşallah festival anı şu anda. Tabii siz kaçırmış olacaksınız ama bundan sonra da inşallah festivaldeki standımıza gideceğiz. Her şeysi yenir. İnşallah. Her çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Önümüzdeki hafta bakalım hangi şehirde olacağız.